Efendim, herkese selamlar olsun değerli takipçilerim. Bugün Anneler Günü. Öncelikle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Hayattaki annelerimizin küçük ya da büyük fark etmez, hepsinin ellerinden öpüyorum. Hayata gözlerini yuman annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli takipçilerim, ben bugün sizlerle bir anımı paylaşmak istedim. Rahmetli anneme ilk Anneler Günü hediyesi olarak aldığım gülden bahsetmek istiyorum. Yıllar önce Maraş'ta bir süpermarkette çalışıyordum. Yaşım 15 veya 16. Haftanın 6 günü markette çalışıyorum. 7. günü, tabii ki bu benim kendi isteğim doğrultusunda oluyor. 7. günü markete gelen ürünleri depo bölümüne indirmek için 8 tane 10 tane hamal çağırıyorlar. Çağırıyoruz. Ben de o hamalların içine, hambal abilerimin, emekçi abilerimin içerisine girerek ben de pazar günlerimi pirinç, şeker, buğday, nohut, bulgur gibi ürünleri indirmeye başladım. Ve bunu yaptıktan sonra Anneler Günü oldu. Para kazanıyorum, çok mutluyum. Aileme para veriyorum. Ayrıca benim ailem bunu çok çok iyi bilir. O zamanlar, o vakitler bile mahallemde ihtiyacı olan insanlara da, o pazar günkü kazandığımdan ihtiyacı olan insanlara da işte bulgurdu, pirinçti, çaydı, şekerdi, ona benzer gıda ürünleri alarak dağıtıyorum. Kapılarına bırakıp gidiyorum. Benim abim beni bir gün takip etmişti, bu ne yapıyor diye, çalıştığı parayı. Bunu onurla, gururla söylüyorum, mutlulukla söylüyorum. Ve günlerden Anneler Günü olmuştu. Hayatımda ilk kez anneme gül almıştım o zamanlar. Çalıştığım iş yerimin böyle 100 metre ilerisinde, sokak başında, tam caddenin başında güzel gül satan bir yer vardı. Oraya gittim gurur ve mutlulukla. Çalıştığım o gün, çalıştığım gibi günlerden pazardı o gün. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Gül aldım annemin Anneler Günü'nü kutlamak için. Evimle çalıştığım iş yerin arası, o zamanlar mahallemize dolmuş çalışmıyordu. Yürüme mesafesi yarım saat 40 dakika mesafe. Anneme gülleri götürmüştüm. İlk kez annemin Anneler Günü'nü aldığım gülle, hayatımda ilk kez, 15 veya 16 yaşındayım, ilk kez annemin Anneler Günü'nü kutlamıştım. Annemin o gözlerindeki mutluluğu, bana sarılması, bana söylediği sözler, tabii ki ablalarım da aynı kiza, aynı şekilde. Rahmetli babam olaya karışmıştı, işte yani o ana karışmıştı. Benimle gurur duyduğunu falan söylemişti. O günü hiç unutmuyorum. Ve ben bugün şu saatte, bundan 14 ay önce annemi kaybettim. Tam 14 ay önce annemi kaybettim. Mekanı cennet olsun. Ahirete yolculuk eden tüm annelerimizin de mekanı cennet olsun. Hayattaki tüm annelerimizin de hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah onları evlatlarının başından eksik eylemesin. Böyle bir anımı sizlerle paylaşmak istedim. Annelik çok kutsal bir şeydir. Annelerimizin değerini, kıymetini çok iyi bilelim. Düşünsene, ilk kez aşık olursun, annene söylersin. Bir erkek evlat için söylüyorum bunu. Kız evlat için de söylüyorum. Aynısı geçerlidir diye düşünüyorum. Hem erkek evlat hem kız evlat anneye daha yakındır. Babadan biraz çekiniriz. Babanın biraz ağır bir gölgesi olur. Lakin benim babam öyle değildi. Çok kıymetli bir babaydı. Herkesin babasının olduğu gibi. Bugün Anneler Günü, lafı uzatmak istemiyorum. Ben anneme şöyle söylemek istiyorum. Beni duyduğunu, hissettiğine inanıyorum. Arkamda çok güzel çiçekler var. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle.
Bu ağaçların, meyvelerin, kiraz ağaçları var. Çok güzel meyveler var orada. Elmalar var. Çiçekler açmışlar. Ve tabii ki çok güzel çiğdemler var. Değişik değişik rengarenk çiçekler var. Şöyle görüyorsunuz. Ben bu çiçeklerin, ağaçların üzerinde, yerdeki bitkilerin üzerindeki tüm çiçekleri öncelikle kendi anneme, sonra da bütün annelere Anneler Günü hediyesi olarak sunuyorum gönülden. Ve annem için bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu ne söyleyeceğimi de bilmiyorum bu arada. Umarım güzel şeyler söylerim. Umarım anlamlı şeyler söylerim. Kurban olduğum annem. 9 ay beni karnında taşıdım. O da yetmezmiş gibi sancı, stres içerisinde beni dünyaya getirdim. Gece ağladığımda beni emzirerek uyuttun. Terlediğimde terimi aldın, acıktığımda karnımı doyurdun. Günü geldi dert yoldaşım oldun, günü geldin can arkadaşım oldun. Günü geldi sevdiğim tek kadın oldun, günü geldi beni hayata bağlayan tek insan oldun. Canım anam. Sen benim için çok özelsin. Sana dünyanın en güzel çiçeklerini ne kadar çok versem de az geleceğini biliyorum. Lakin bilmeni isterim. Ömrümdeki, gönlümdeki ilk sevda, ilk aşk sensin canım anam. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne olursunuz, abilerim, kardeşlerim, beyefendi abilerim, beyefendi kardeşlerim, eşlerinizin, eşlerinizin, eşlerimizin değerini bilelim. Sevdiklerimizin değerini bilelim. Kadınlarımızı üzmeyelim. Onların gözünden bir damla yaş dökmeyelim. Hayat çok kısa arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz. Sevgiyi, mutluluğu nerede buluyoruz? Düşünün, şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. İş yaparsanız, batarsanız, eşiniz size teselli verir. Efendime söyleyeyim, hasta olursunuz, eşiniz sizi tedavi eder ilk etapta. Aç kalırsanız, karnınızı eşiniz doyurur. Kendinize, dünyaya küsersiniz ama eşiniz ya da sevdiğiniz kadın sizi dünyaya yeniden bağlar. Hayat, annelerin sevgisine, hayat annelerin mehrametine, hayat kadınlarımızın güzelliğine mahkum, mecbur. Neden mahkum diyorum? Çünkü anne sevgisi, evlat sevgisi, bir annenin yüreğinde mahkum olduğu gibi anne sevgisi de bir evladın yüreğinde mahkumdur. Yani bunu şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Huzur çok farklı bir şeydir ya. İşte bu da öyle bir şeydir. Huzurlu bir şekilde birbirinizi sevin. Birbirinizi sevgiyle yüreğinize mahkum edin ki kıymetinizi daha çok anlayasınız. Sevgiyle kalın. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Herkese selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Şöyle de etrafı da sizlere göstermek istiyorum. Evet, annelerimiz, Allah'a emanet olun. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.